Tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri ne zaman, nerede dünyayı teşrif etmişler, doğmuşlar? Çocukluğu, gençliği, ilk gençliği, eğitimi, üstadları. Biraz başlayalım hocam inşallah. Evet, Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri. Tabi bu Şirvan adını da belki açmamız gerekir. Bugünkü Azerbaycan'ın, yani Kuzey Azerbaycan'ın büyük bir bölümünü kaplayan tarihi bir coğrafyadır. Bu bölgede yetişen, yani Bakü'nün, Şamahı'nın, bugün Azerbaycan'ın Göyçay, Ağdaş bölgesine kadar olan kesimi ihtiva eder. Evet. Bu bölgede yetişen insanlar Şirvan muhitinde yetiştiği için hep Şirvani mahlasıyla veya nisbesiyle meşhur olmuşlardır. Bunların bir kısmı Osmanlı zamanında Anadolu'ya gelmişler. Biz de yani İstanbul'da da çok büyük bir ilmi faaliyet gösteren insanlar yetişmiştir ki önemli bir yekün tuttuğunu görüyoruz. Evet. Bugün bizim kütüphanelerimizde el yazma olarak Şirvani mahlasını taşıyan yani onlarca alimin eserleri vardır. Çok değerli insanların yetiştiği bir bölgedir Şirvan. Seyyid Yahya Şirvani 14. asrın sonlarında, son 10 yılında yani 1390'lı yıllarda, çünkü kesin bir tarih yok ama onun vefat tarihi ve bir kısım bilgilere dayanarak benim çıkarabildiğim tarih 1390'lı yıllarda Şamahı'da doğmuştur. Babası Seyyid Bahaettin Şirvani, Şirvanşahlar Devleti'nin Nakibül Eşrafı'dır. Yani biliyorsunuz Nakibül Eşraflık Seyyidlerin bağlı olduğu önemli bir müessesedir ve bunun başında da çok önemli bir, büyük bir seyyid bulunur. Yani siyasi bir makam olmaktan ziyade manevi bir makamdır ama siyasi olarak da çok önemli, değer verilen, manevi açıdan bir makamdır. Dolayısıyla Seyyid Yahya Şirvani'nin zaten seyyid adından da belli olduğu gibi nesli İmam Musa Kazım kanalıyla, yoluyla Peygamber Efendimiz'in mübarek nesillerine dayanmaktadır. Yani böyle, kendisi de zaten şiirlerinde Seyyid mahlasını da kullanmıştır. Bir yerde eserin arkasında El Hüseyni mahlası şeysini de vermiştir. Yahya El Hüseyni diye. Kuvvetli bir Seyyid neslinden, ailesinden gelmektedir. Ehl-i Beyt'e mensup bir şahsiyettir. Seyyid Yahya Şirvani'nin mürşidi Şeyh Sadreddin Hıyevi'dir. Evet. Bu yine Şamahı bölgesinde tekkesi olan bir mürşittir. Seyyid Yahya Şirvani'nin tasavvufi hayata girmesinde çok önemli bir hadise veya enteresan bir hadise rol oynamıştır. O da gençliğinde medrese talebesiyken, ki Şamahı'nın bir özelliği de önemli bir ilim ve kültür merkezi olmasıdır 15. 14. asırlarda ve daha öncesinde. Arkadaşlarıyla birlikte Çövgan, bizim orada Çövgan denir, Çevgan bizim. Yunus Emre'nin şiirinde geçen, evet, Çevgan. Erenler meydanında yuvarlanır top idim, padişah çevgahında kaldım sene oldu. Çevgan da Çevgan'a işte takılanlardan birisi. Bir Çevgan oynarken Erenlerin Çevgan'ına takılan bir zat. Arkadaşlarıyla Çevgan oynarken halveti iş müritleri de o alandan geçerler. Ve Pirzade adıyla maruf, yine önemli bir Şeyh Sadreddin'in en önde gelen müridi ve onun da şeyh olan Hacı İzzettin'in oğlu vardır. Pirzade lakabıyla meşhurdur. O ve birkaç mürit oradan geçerken top da bunların önünden aslında geçip gider. Seyyid Yahya da peşinden topun bunlara doğru büyük bir hızla, süratle gelir. Fakat dervişleri orada geçtiğini görünce birden durur ve büyük bir saygıyla selamlayarak onların geçmesini bekler. Kader ağlarını örüyor yani. Evet, o anda kader ağlarının tam kesiştiği nokta. Ve dervişler o geçip gittikten sonra dururlar ileride ve der ki Pirzade, bu bizim Nakibül Eşrafımızın oğludur, seyittir, nesebi çok temizdir. Gelin dua edelim. Bizim yolumuzun takipçilerinden, şeylerinden olsun, bağlılarından olsun der. Eyvallah. El açarlar ve orada kısa bir dua yaparlar.
O güzel rüyası vakasında Seyyid Yahya Şirvani tutulur elinden Efendimiz tarafından ve Şeyh Sadrettin'e teslim edilir. Ve tembihte bulunulur. Şeyh Sadrettin'in yolu bizim yolumuzdur evladım. Sen bundan sonra, senin baban bundan sonra budur ve burada olacaksın şeklinde. Menakip kitaplarında özellikle Hulvi'nin anlattığı hadise Taşköprülü Zade'de de var. Bu şekilde cereyan ediyor. Ve uyanır ve artık manayı kavramıştır. Ve hemen gider dergahın bulunduğu yere. Biraz mesafe var. Buraları ben araştırdım yani acaba bu hadise nerelerde geçmiştir? Bu dergah nerede olabilir diye. Ve dergahta Şeyh Sadreddin'in dergahından kapıdan içeri dahil olur. Şeyh Sadreddin ile göz göze gelir. Gel evladım der. Yanına çağırır, oturtur. Bak bakalım der. Senin manevi babana benziyor muyum ben der. Bu vakanından haberdar olduğunu yani kerametiyle ona bildirir. Ve böylece hadise başlar. Yani Çıldır'la Aşık Şenliğin hatırladım hocam. 12 yaşlarında, 12-13 yaşlarında Çıldır Gölü kıyısında kaz otlatıyor. Evet. Orada bir mana tecelli ediyor. Uyanınca ilk söylediği, rüyayı alemde yattığım yerde nece yüz bin hayal düşüme geldi. Üy ve üy canıma saldı bir ataş, sevdiğim selatın düşüme geldi. Demek ki bütün şey hikaye aynı düşüne aslında. Gelmiş. Bu hikayeler çok vardır. Yani tasavvufta biliyorsunuz rüyaların vakalarında çok önemli yeri var. Devri gelince, nasip erişince. Nübüvvetin bir cüzü olduğu için bu şeylere çok önemli verilmiş ve gerçekten de sadık rüyalar görülmüştür. Şimdi Şeyh Sadreddin'le buluşması neticesinde Seyyid Yahya hem medrese hayatına devam ettiriyor. Yoğun bir medrese hayatı var tabii. Evet, evet. Çok tefsirler okudum diyor evet, değil mi kendisi? Evet, evet. Bu Şifa-ül Esrar'ın baş kısmında da o ders aldı. Bu Azerbaycan evet. baskısı evet. hem özgün şeyi de var değil evet, mi? Metni de var. Evet, Şifa-ül Esrar. Metni de var. Bunu ben içini de göstereyim hocam. Siz anlatırken ben göstereyim hocam. Lütfedersiniz. Evet, estağfurullah. Evet hocam. Bu eser Şifa-ül Esrar Seyyid Yahya Şirvani'nin yazdığı en önemli eserdir, en hacimli eserdir de. 202 varaktır. Hı hı. Yani 404 sayfedir. Bir tek nüsha olarak mevcuttur. O da Süleymaniye Kütüphanesi'nde. Oy oy oy. Maalesef başka bir nüshası kalmamıştır. Evet. Eser tamamen Halvetiye'nin, Halvetiye Tasavvuf Mektebi'nin felsefi bütün sistemini, usulünü, adabını, esaslarını havi, muhteşem bir eserdir. Eyvallah. Yani Halvetiye'nin de ilk eseridir. Hı hı. Yani bu tarihin süreci içerisinde yazılmış olan birinci eser Halvetiye'de. Adeta bir adab kitabıdır. Evet. Yani. Erkan ve şey kitabı. Evet. İsterseniz bunu daha sonra girelim. Eserle evet, ilgili hocam. Şeyde bulalım. Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri'nin manevi terbiyesi ve medrese için. Şeyh Sadreddin'le ilgili birkaç isterseniz anekdotu da verelim arada. Şeyh Sadreddin Şamahılı'dır. Onun ümmi olduğunu söylüyor kaynaklar. Zaten bir terzi iken bir atölyesi olur. Elbise. Bağışlarsanız hocam. Böyle lütfedip elinizi vururken böyle size yayına bayağı dostlarımız da uyarmışlar. Yansıyor. Evet, evet hocam. Bağışlayın hocam. Estağfurullah. Siz bağışlayın. Estağfurullah. Bu Şamahı yakınlarında bir köyde galiba yani bir mahalle gibi adeta bir yerde yaşıyor Şeyh Sadreddin. Ve bir Hacı İzzettin Efendi yine Şamahılı bir mürşit. Evet. Yine bu silsileden gelen şeyh Halvetiye Şeyhi onun yanında sohbetinde bulunuyor ve orada anlıyor ki yani hayatta çok önemli şeyler var ve tasavvufi hayata intisap ediyor diyor Şeyh Sadreddin ve bir müddet sonra da seyri sülükünü tamamlayarak şeyhi tarafından mürşid olarak bir bölgeye gönderiliyor. O bölgeye yine yakınlardaki bir köye gönderiliyor. Sonra Şamahı'nın yakınlarına geliyor ve Şamahı da faaliyeti Şeyh İzzettin Efendi'nin vefatından sonra devam ettiriyor.
Onun tasavvuf tarihimizde ki yeri, bir taraftan Seyyid Yahya Şirvani'nin yetişmiş olması, bir taraftan da Amasya'daki Pir İlyas Amasi'nin yetişmiş olması. Asıl Seyyid Yahya Şirvani'nin halifelerinden önce Anadolu'ya gelen mürşit İlyas Amasi'dir. Şeyh Sadreddin'in halifesi. Aslında bunun da bir macerası var İlyas Efendi'nin. Amasya'nın kadısıdır. Timur zamanı. Timur Amasya'yı üzerine yürür. Ve buradaki Amasya ile ilgili tarihi kaynaklardan anlatılanlara göre Amasya halkı Timur'un Amasya'ya zarar vermesinden korkar. Ve İlyas Efendi'den rica ederler. Görüşsün, ikna etsin diye. O da gider ikna eder Timur'u. Bunun üzerine Timur, belki o zaman Şirvanşah İbrahim de, o devirde Şirvan'ın şahı olan İbrahim de Timur'la birlikte Anadolu'ya gelen ordunun içerisindeki beylerdendi, handı. Belki onun ısrarıyla gibi geliyor teklifiyle, belki de Timur'un yine şeyiyle olabilir, tasarrufuyla Şirvan'a kadı olarak gönderiliyor. Evet. Yani onun ikna kabiliyeti, ilmi, bilgisi dikkat çekmiş. Ve orada durulması belki de çok da iyi siyasi açıdan hesap edilmemiş. Onu böyle bir vazifeyle Şirvan'a gönderiyorlar ve Şirvan'a geliyor. O zaman payitaht, yani başkent Şamah'dır. Şamah'ının en şey olduğu zamanlar, böyle yüksekte olduğu bir zamanlar. Ve bir gün İlyas Efendi Şeyh Sadreddin'le görüşüyor, konuşuyor ve mürid olmak içinden düşüncesi geliyor. Kabul ediyor Şeyh Sadreddin Efendi de ve seyri sülüka başlıyor Sadreddin Efendi'nin yanında. Fakat bir müddet sonra kendi içinden nefsiyle bazı şeyler içerisine giriyor, düşünceler içerisine giriyor. Ya diyor, ben bu kadar ilim sahibi bir insanım, kadıyım yani, bu kadar kitaplar okumuşum, alim bir insan. Aynı zamanda orada müderristir de yani İlyas Efendi. Niye gittim bir ümmi şeyine tabi oldum? O mana ilminde çok yüksek olduğunu tabii söylüyorlar Hazretin Efendi'nin. Ve nihayet zannedersem Timur'un vefatı münasebetiyle İlyas Efendi memleketine dönüyor. Vazifesi bitmiş oluyor. Ve bu şeyi seyri sülükü de tamamlamıyor. Ayrılıyor yani o düşünceyle. Şeyh Efendi'den uzaklaşıyor. Amasya'ya gidiyor. Ama bir müddet sonra artık o şeyin tadını da aldığı için o manevi neşenin şeyine, lezzetine erdiği için, tattığı için diyor ki yok, bu işi tamamlamam lazım. Ne yapayım, ben başka bir mürşit bulayım diyor. Ve o zaman Anadolu'da daha çok adı duyulan meşhur Zeynüddin Hafi Hazretlerinin yanına gitmeyi düşünüyor. Hatırlarsanız Akşemseddin'in de böyle bir şeyi var. Eşref Olur Umi Hazretleri'nin galiba var. Evet. Var. Ve yola çıkıyor. Burasan tarafına doğru yola çıkıyor. Giderken yani rüyasında Peygamber Efendimiz görüyor, diyor ki sen diyor Şirvan'a, Şamah'a git. Böyle bir şeyde bulunuyor, işarette bulunuyor. Bunun üzerine yolunu değiştiriyor, tekrar geliyor Şamah'a. Ve bir derviş olarak bu sefer Şeyh Sadreddin'in dergahında tekkesinde seyri sülükü tamamlıyor ve Amasya'ya dönüyor. Gümüşlüoğlu tekkesi. Bugün çok muhteşem hakikaten gitseniz. Gerçi birçok özelliğine belki yitirmiş ama orada hemen yanında da biraz yukarısında İlyas Amasi'nin kabri şerifleri var. Bir ziyaretgah olarak. Ve Amasya'da çok büyük bir önemli bir, tabii ki öyle bir geçmişi de çok önemli bir şahsiyet, kadı olan birisinin bir mürşit, bir sufi olarak yeniden Amasya'da faaliyet göstermesi, onda ailesi, geçmişi çok daha muteber bir insan. Ama asıl o temsil ettiği manevi güçle Amasya'da büyük bir enerji, sinerji oluşturuyor. Ve o Amasya etrafında Zekeriya Halveti, mesela Amasya'da yine onun Saraçlı galiba mescidinin yanında onun türbesi, kabri var. Amasya etrafında ki önemli bir şey, halveti
taifesinin yetişmesine vesile oluyor. Zümresine. Evet. Eyvallah. Evet. Aynı işte Mürşit'ten beslenen, Şeyh Sadreddin'den beslenen İlyas Efendi ve Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri. Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri genç yaşında, çok gençken, yani tahminim bir 14-15 yaşlarında mürşitliğiyle buluşması. Medrese tahsili devam ederken. Devam ediyor, bitiriyor zaten, çok iyi bir tahsil süreci geçiriyor. Tefsir, fıkıh, hadis, hadis, kelam, siyer, şiir, edebiyat yani. Mantık. Arapça, Farsça, evet, Türkçe. Evet, bunları üç dilde de eserleri var. Ve kendisi de söylüyor, ben çok tefsirler okudum diyor. Çok tetkikatlar yaptım diyor. Yani bunları da ifade ediyor. Zaten eserlerinde özellikle gramerle ilgili mesela bazı açıklamalarını lugavi ve gramer kanalıyla, yoluyla birikiminden, yaptığı evet. Şeyleri var, açıklamalar var. Şiirleri var Farsça. Eserlerin bir kısmı şiir olarak, nazm olarak yazılmış. Evet. Dolayısıyla iyi bir tahsil devam ettiriyor, bitiriyor. Aynı zamanda o tasavvufi eğitimini de, tahsilini de tamamlıyor. Şeyhi vefat ediyor. 1420'li yıllar. Evet. Tarihi kaynaklarda, menakıplarda Sadreddin, Şeyh Sadreddin Efendi'nin vefatıyla ilgili verilen bilgiler maalesef biraz yanlış. Hı hı. Çünkü şeyle uygun gelmiyor yani bu. Seyyid Yahya Şirvani'nin mürşitlik hayatının süresi 40 yıl gibi. Hı hı. Onu da biz Nazmi Efendi'den, değerli hocam Osman Türer hocamın, hı hı, Nazmi, Muhammed Nazmi Efendi ile alakalı Osmanlı tasavvufi hayatı siz takdim ettiniz. Bu eserde çok önemli bilgiler var. Evet. Seyyid Yahya Şirvani'nin hayatı ile ilgili kısa ama çok değerli bilgiler verilmiştir. Hı hı. Buradan biz anlıyoruz ki onun 30 yaşlarındayken henüz şeyhi vefat ediyor ve yerine şeyh olarak onun geçmesini tavsiye ediyor. Bu biraz tavsiye, emir değil yani. Hı hı. Ama Seyyid Yahya'nın da o tasavvufi hayata girmesine vesile olan Pirzade Hazretleri var. Hı hı. Çok önemli bir insan. Yaşlı, evet, başlı, tecrübeli. Yani bu işin tarih önemli bir çilesini, meşakkatini çekmiş. Evet. Kemalata ulaşmış bir insan. Yaşlı müritler diyorlar ki ya biz hep Pirzade'yi gördük. Onun müşrid olacağını hep düşündük. Seyyid Yahya daha genç. Daha 30 yaşlarında. Biraz sonra o olsun. Mürşid olarak biz Pirzade'yi kabul ediyoruz diyorlar. Bunun üzerine de Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri büyük bir tevekkülle yani takdir-i ilahi buymuş diyor. Allah mübarek etsin diyor. Tabii ki böyle bir durumda onun oradan ayrılması gerekiyor. Yani ortam bu işin manevi şeyi bir yerde iki mürşidin olmayacağı yönünde ve ayrılıyor Şam'dan. Ayrılmaya karar veriyor. Bu sırada Şirvan'ın hakimiyetinde Halilullah, İbrahim'in oğlu Şirvanşah Halilullah vardır. Bu şahsiyet gerçekten Azerbaycan tarihinde incelenmesi, yazılması, araştırılması gereken çok önemli bir insandır. Romanlarının yazılması lazım. Evet. Suyuti Hazretleri onun yeryüzündeki adaletli hakimlerden, sonuncularından olduğunu, çok imanlı olduğunu yazıyor. Onun hakkında verdiği bilgi var. Zaten Seyyid Yahya Şirvani de ona dua ediyor. Ve ben bir Keşfül Esrar adlı eserini de ben onun adaletinin, sağladığı adaletin gölgesinde bu eseri telif ettim diyor. Çok önemli hocam. Ve çok yakın bir ilişkileri var. Filminin yapılması. Evet. Seyyid Yahya Şirvani'nin Şamahı'dan ayrılmak üzere olduğunu haber alıyor. Takip ediyor tabii ki siyasi herhalde zeka bunu gerektiriyor. Ülkenizde olan biten her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Halilullah Han da oradaki gelişimi yani Tekke'deki gelişimi takip ediyor. Ve derhal bir adam göndererek davet ediyor Bakü'ye. Ve Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri Şirvanşah Halilullah tarafından Bakü'ye davet ediliyor ve bunun üzerine Bakü'ye geliyor. Bu ne zaman oluyor? İşte o şeyhlik meselesindeki tartışma, şeyhin vefatı, Seyyid Yahya Şirvan'ın 30 yaşlarında olması
1420'li yıllar. 26 falan gibi benim tahminim bu çerçevede. Bu tarihi dönemde cereyan ediyor. Ve Seyyid Yahya Şirvani Bakü'ye geliyor. Bakü'den ileti var hocam birkaç tane. Hazret Bakü'ye geldi. Çok sevdiğim ve izlediğim Ülke TV, onun Açık Denizi ekibini tebrik ederim. Değerli dostum, üstadım Mehmet Rıhtım'ın açıklamalarını sevinç ve gurur gözyaşlarıyla dinliyorum. Biz de öyle içimize akıtıyoruz biraz. İşte budur hizmet diyorum ve bir istirhamım var. Azerbaycan'dan Bakü'den görüntü verirken, eyvallah, bu görüntüleri Fars müziğiyle değil, Azerbaycan bendeniz Kasımov'dan iki müzik seçmiştim. Fakat onlarda problem çıktı teknik olarak. Azerbaycan Türk müziği eşliğinde verseniz mutlu olurum. Mehmet Rıhtım kardeşimiz bir hattat, bir ressam yönüyle de onu tanıtmanızı dilerim inşallah. Hocamız ondan da şey yapacağız, söz edeceğiz. İlhami Emiroğlu, Çankırı. Selçuklu'daki evliyaların genellikle mezarları taşlı bölgelerde. Bunun bir hikmeti var mı? Bunu bir tek cümleyle açıklayabilir misiniz? Bu program için çok teşekkürler. Bir parantez açalım mı, yoksa diğerlerini de okuyayım mı Aziz Hocam? Taşlı bölgede olduğunu bilemiyorum. Yani benim hiç dikkatimi çekmedi öyle bir şey. Evet. Nereyi kastediyor? Çankırı'da evet, öyle bir şey varsa bilemiyorum. Belki. Leyla Kasımova, Dost ve Kemal Dost Bakü'den teşekkür ederiz. Azerbaycan'ın manevi medeniyet mirasını Azerbaycan Türklerine tanıtan ve kazandıran, en önemlisi bizlere tanıtan, ailecek Azerbaycan coğrafyasında hizmet eden Mehmet Rıhtım hocamızı selamlıyor. Ve iyi ki varsınız diyoruz. Allah sizden razı olsun. Ülke TV'ye gönülden teşekkürler. Sağ olun efendim. Ferit Yıldızbaş, feyiz kaynağı sohbetinizden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Emir Nigari Hazretleri'nin Yahya Şirvani Hazretleri ile ilgisi var mıdır? Yok. Yok. Bu arada hocamı bir anons daha yapayım tekrar. Yarın çok daha kapsamlı bir sohbeti Pendik'te saat 14'te yarın Mehmet Akif Kültür, Ersoy Kültür Merkezi'nde hocamızı dinleyebilirsiniz. Yahya Şirvani, o gelenekle ilgili konferansı var. Evet hocam. Bunu son şeyimi yok dedim ama biraz açmak isterim. Lütfen hocam. Mir Hamza Nigari Nakşibendi Halidi kolundan geliyor. Fakat orada da hem Sühreverdi hem de Halvetiye silsile şeyinde, şecerelerinde, icazetnamelerinde diyelim, mevcut. Kültürel olarak yani aynı bölgede oldukları için de bir etkileşim söz konusu olabilir. Çünkü Hamza Nigari'nin zikirlerinde sema tarzı, devran tarzı şeyler var. Hı hı. Musiki var. Dolayısıyla Şirvan etkisi sanki biraz hissolunuyor gibi. Hı hı. Yani. Havza etkisi ama, böyle o şey olarak. Tabii bu mana ellerinde birbirine evet. Şeyleri var, muhabbetleri hı hı. Ve alakaları var. Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri'nin Bakü'ye gelmesiyle birlikte Halilullah Han hemen sarayının yanındaki bir mescidi, Keykubat Mescidi adıyla bilinen, hı hı. Yaklaşık ondan iki asır önce inşa edilmiş olan bir mescit var. Sarayla hemen hemen duvar duvar olan bir bölge. Orayı ona tahsis ediyor. Diyor ki bundan sonra sen burada hem ibadetini yap, hem inşaat faaliyetlerini yap ve ben de senin arkandayım. Ne ihtiyacın da olursa ben buradayım diyor. Ve gerçekten de bu birliktelik ikisinin hayatıyla birlikte devam ediyor. Ve vefatlarına kadar, ki ikisinin de vefatı hemen hemen aynı şeyde, sene içerisinde cereyan ediyor. Ve zaten Seyyid Yahya Şirvani Hazretlerine dua edenler uzun ömür için, ne verdiği cevap, siz diyor bana değil Halilullah Han'a dua edin. Benim hayatım ona bağlıdır diyor. Ve hakikaten Halilullah Han'ın vefatından 9 ay sonra da Seyyid Yahya Şirvani Hazretleri vefat ediyor. Bu tahsis edilen tekke, mescit 1918'e kadar ayakta kalmış. Çok 1918'de bahsettiğimiz için şeyin girişindeki, bu Kafkas İslam Ordusu ile ilgili kitabın şeyinde bahsettiğimiz, hı hı. Ermenilerin Bakü'deki Müslümanlara ait olan evleri, tarihi yapıları tahrip etme faaliyetleri içerisinde bu mescit, bu tekkede maalesef hisse almış ve burası yakılmış. Sovyetler zamanında da tamamen ortadan kaldırılmış. Sadece temelleri var. Hı hı. Ama türbe ayakta.
Çünkü bu görüntülerde de görüyoruz. Türbe hemen hemen hiçbir şey olmamış. Umarıldı türbe bir de değil mi? Türbe çok yakın bir zamanda, yani bir 3-4 sene öncesinde. Tika mı onlar ciddi, da oraya? Hayır. O yani kendi teşkili şeysi nedir? Şirvanşahlar Sarayı orası olarak biliniyor. Saray, ha, saray idaresi tarafından. Anladım. Orası bir restorasyondan geçti ama çok da iyi bir restorasyon değil. Yeni bir şeyler ilave edildi oraya. Keşke bir şey yapılmasaydı.